Merhabalar. Bu videomuzda konumuz zeka oyunlarından Equilibrio. Equilibrio nasıl oynanır, nasıl bir oyundur? Kısaca inceleyelim. Öncelikle kutumuz bu şekilde. Curious Genius orijinal kutumuzu aldık. Oyunumuz şurada gördüğünüz gibi bir ve daha fazla oyuncuyla oynanabilir. Bunda oyuncu sınırlaması yok. Arkadaş sayınıza göre değişebilir. Bireysel de oynanabildiği için böyle bir avantajı var. Tek başına da zaman geçirirken oynayabilirsiniz. Kutunun üzerinde zaten şöyle kısaca bakın açıklamalar var. Progressive, Balance ve Smart Puzzles diyor. Burada bu oyun bir denge oyunu. Ahşap bloklarla olan meşhur bir denge oyunu var. Onun daha da aslında ilerlemiş, daha profesyonelleşmiş hali. Şöyle bir kitapçığımız çıkıyor kutunun içinden. Kitapçığımız toplamda şöyle baktığımızda buralar cevap anahtar kısmı. Şöyle ilerliyoruz. Altmış adımdan oluşuyor. Diğer zeka oyunlarındaki mantıkla aynı şekilde ilk başta kurallar, açıklamalar kısmı var. Değişik dillerde. Şöyle ilerlediğimiz zaman ilk bakın 0-1 diyor. Burada 0-1 dediği şu. En basit düzey. Yani burada denge oyununu kurarken en basit düzeyden başlıyorsunuz. 60'a doğru ilerledikçe yapacağınız kuleler ya da oluşturacağınız şekiller zorlaşıyor. Kitapçı önce nasıl kullanacağımıza bakalım. Bakın burada sarı nokta var. Turuncu, yeşil, mavi, mor ve kırmızı. Bunlar da zorluk derecesi. Sarı en basit düzey oluyor. Örneğin şurada baktığınızda bakın turuncu daha büyük bir şekilde gösterilmiş. Turuncunun daha zor olduğu. Sonlara doğru bakalım şöyle bir tane. Bakın burada mor nokta büyük. Artık daha da zorlaştığını gösteriyor. Ve şunu da dikkat ediyoruz. Şekiller iki boyutlu görünüyor ama üç boyutlu şekillerle yaptığımız için görseller yanıltıcı olabiliyor. Hangi parçaları kullanacağımızı şuradan bakıyoruz. Bir numarada bakın şurada bir tane bu şekilden, iki tane üçgen, iki tane şöyle kesik bir prizma, bir tane de kısa prizma şeklinde görselimiz var. Oyunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi paketler sıkı sıkı ve nizami. Şurada fark ettiyseniz birbirini tamamlayacak şekilde parçalar oturmuş. Açalım. Size tavsiyem şu olabilir. Böyle parçalı oyunlara minik bir bez torba tarzını torba yaparsanız hem kaybolmaz hem de sıkıntı olmaz. Bir numarayı oluşturalım. Bizden istenen parçaları buluyorum. Bakın bir tane bundan kullanmamı istiyor. İki tane üçgen kullanmamı istiyor. Şöyle. İki tane kesik prizma. Tepesi şöyle bakın kesik kare prizmalarımız var. İki tane bundan kullanacağım ve bir tane de yine şöyle kare prizma kısa olanı alıyorum. Parçaları koydum. Şimdi bu şekli görseli oluşturmaya çalışıyorsunuz. Aynısını yapmak hedefimiz. Şöyle verilenleri birebir oluşturmaya çalışıyoruz. Oyun öncelikle sabır geliştirmek için çok ideal. Yani sabırlı bir şekilde ve dikkatli bir şekilde yavaş yavaş bu şekilleri oluşturmaya çalıştığınız zaman hem odaklanmanız artıyor hem de sabrınız artıyor. Bakın bir numara en basiti ve rahatlıkla oturttuk. Daha sonra şimdi ileri bir kademeden bir tane göstermek istiyorum. Zorluk ne kadar zor olabilir? 45 numaraya bakın. Gerçekten şu an bir sürü parça var ve zor olduğumu buradan da az çok sezebilirsiniz. Yine istenen parçaları çıkarıyorsunuz. Bir tane bundan, bir tane yarım daire, iki tane üçgen çıkarıyorum. İki tane silindir. Bakın silindirlerimiz gerçekten zorlaştırabiliyor yeri geldiğinde. Şimdi dört tane kesik prizma. Dördünü koydum. Dört tane bundan. Yani baktığımızda bütün parçaları kullanacağız. Koyuyorum. Bakalım oluşturabilecek miyim? Burada dediğim gibi gerçekten dikkat artırmak için, kolaylaştırmak
konsantrasyon artırmak için çok güzel. Aynı zamanda sabırsız bir bireyseniz ya da sabırsız bir öğrenciniz, çocuğunuz varsa sakin bir şekilde yavaş yavaş bunu oluşturmasını beklediğinizde onun da aynı zamanda sabrı ve sakince bir şeyler oluşturma süresi artacaktır. Bakın şurada iki tane küçük kare var. Küpler. Ve şu an ben oturtamıyorum. Gerçekten zor. Şuna bakıyorum. Şöyle koymaya kalksam. Acaba yanlış mı yapıyorum diye düşünüyorsunuz. Ve başka ne olabilir? Şimdi şu aradaki parçaları şu an bulamadım. Ne olabilir? Burada ihtimalleri düşünüyorsunuz. Bakın. İki tane üçgen kullanmamı istiyor. Üçgen prizma bu arada. Sadece ben şekilsel olarak konuşuyorum. Baktığınızda burada herhangi bir yerde hiç üçgen görmüyoruz. Ben buralarda kare prizma ile küpü üst üste koyduğumda ilk taban oluştururken daha sonra baktığımda küpleri şöyle koymaya kalkıyorum ve bakın durmuyor. Demek ki burada farklı bir parça gelmesi gerekiyor. Bu ihtimalleri düşünerek oluşturuyorsunuz. Yani sadece alıp da bu şekilleri üst üste ben yığdım, işte dengeyi de kurdum, tamam oluşturdum bitti diyemiyorsunuz. Aynı zamanda nasıl bir şey oluşturacağınıza dair de fikir yürütmeniz gerekiyor. Oyun dediğim gibi öncelikle sabır olarak gerçekten müthiş bir sabır artırıcı oyun. İkincisi sakin bir şekilde parçaları bu şekilde dikkatlice yerleştirip bunları düşürmeden üst üste oluşturmaya çalıştığınız için burada da odaklanmanız ve konsantrasyonunuz artıyor. Bireyin el göz koordinasyonunu artırıyor. Daha hassas işler yaptığınız için ellerinizi şöyle dikkatli bir şekilde yerleştirip bir şeyler başarmaya çalıştığınız için yine el göz koordinasyonu bu sefer el hassasiyetinizi artırıyor. Oyunu 5 yaşından itibaren bütün çocuklar oynayabilir. Şurada da 5.99 var. Yaş aralığında belirtmeyi unutmuştum. Şöyle göstereyim. 5 ve 99 yaş arasında. Yani 5 yaşından sonra bütün insanlar oynayabilir. Yaş sınırı yok. Burada baktığınızda illa 5 yaşı mı? Hayır, çocuğunuz 2 yaşında, 3 yaşında oldu. Şöyle basit düzeyde üst üste koymasını isteyebilirsiniz. Böylelikle çocuğunuz daha küçük yaşlardan itibaren hem zeka oyunlarıyla tanışmış olur hem de el göz koordinasyonu kendi yaşına göre ilerlemeyi kaydetmiş olur. Oyunumuz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi şekilleri hem düşünüp hem oluşturmak, aynı zamanda bunları dengede sağlayarak zirveye kadar gelmek, hepsi birer yeti istiyor, bir beceri istiyor. Oyun her açıdan baktığınızda çok boyutlu bir zeka gelişimi sağlıyor. Alınabilir mi? Ben alınmasını tavsiye ederim. Kişisel sabrınızın aynı zamanda da el becerinizin artması için güzel, keyifli de zaman geçirilebilecek bir oyun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Teşekkürler.